İHA'lar ne işe yarıyor? Biz burada Havelsan olarak insansız hava araçlarımızla keşif gözetleme faaliyeti yapıyoruz. Ben şöyle bir binanın yanından geçiyorum ama bu bina... Arabayla gezerken enkazın üstüne gittim geldim. Çünkü buradan oraya ulaşamayanlar da var. Yıkılan bir bina. Hemen şöyle sizi yana çevirmek istiyorum. Bina komple yana çökmüş. En ufacık bir sarsıntıda yıkılmak üzere. Ama yine içeride birileri var. İnsanlar nasıl evlerden çıkmış? Yani her yerde bir yıkım var. Ve kafanızı çevirdiğiniz her yerde bir yıkım görüyorsunuz. Yıkımı görmemeniz... Bu burada imkansız. Dışarıdan bir şey yok gibi duruyordu ama dostlar, binaların hepsi çok fazla zarar görmüş. Yani her binada hasar var. Hasarsız bina neredeyse burada yok. Yani şöyle baktığınız zaman yani Allah'ım sen koru. Her binada çatlamalar. Yani hiçbir hemen hemen oturulabilecek gibi değil. Lan sen koru. İnşallah bir kişi kurtulacak. Yani her yer yıkılmış vaziyette şu an burada. Çok kötü bir ruh hali var. Düşünsenize gece sarsıntılar eşliğinde uyanıyorsunuz uykunuzdan. Ve bu odadasınız. Bu arada 3 katlı bir binaymış.
3 katlı bina şu an tek kat gibi duruyor. Duvar yarılıyor. Kapı kapanıyor. Bina böyle yana yatıyor ve siz içindesiniz. Abi Rize Çayeli'nden gönüllüler gelmiş. Kepçe, vinç vesaire. Akşama kadar buradaki enkazlarda çalışmışlar. Şimdi yorulmuşlar, üşümüşler. Semaver getirmiştik biliyorsun, bir çay demledik. Burada bir nebze sıcak sıcak dinlendiler yani. Emir! Gel çay al çay. Dalgamasa var. Var var, fazla fazla var abi. Herkese yeter. Gel çay al çay. Yatak bizde de yok abi ya. Şimdi çözeceğiz mi bakalım. Dur soracağım ben abi. Al. Şeker var mı? Efendim Berkay. Abi şeker Allah'a emanet. Bize bir çay alsak. Şöyle tam Gaziantep'e giderken sanki böyle yolun altından bir fay geçmiş dostlar. Bayağı yol böyle bir yarım metre sanki içine girmiş bir taraftan. O yüzden tüm bu taraf kabarmış. Şöyle baksanıza hani rampa gibi olmuş. Paten rampası sanki. Bize ne kadar güçsüz olduğumuzu gösteriyor işte bunlar. Yani doğa isterse tekrar her şeyi geri alabiliyor. Evet dostlar, yardım erzakları dağıtmak için köylere dolaşırken burada İHA'cı arkadaşlara denk geldik. Uçaklarıyla ilgili bazı sorular soracağım. Siz burada niye duruyorsunuz, ne yapıyorsunuz bu? İHA'lar ne işe yarıyor? Biz burada Havelsan olarak insansız hava araçlarımızla keşif gözetleme faaliyeti yapıyoruz. Koordinasyon merkeziyle sürekli irtibat halindeyiz. İlçede ve çevre köylerde keşif gözetleme faaliyeti yaparak görüntüleri merkeze iletiyoruz. Bulutaltı insansız hava araçlarına şu an ihtiyaç var bölgede. Termal kameralar vesaire. Tabii gece gündüz sürekli çekim yapıyoruz. Gece ve gündüz kameralarımız mevcut. Bu görüntüleri alıp merkeze paylaşıyoruz. Ayrıca içeride insansız kar aracımız var. O da şu anda burada görev için bekliyor. İhtiyaç halinde onu da sahaya sürmeyi düşünüyoruz. Ben şöyle bir binanın yanından geçiyorum ama bu bina yani 3-4 katlı bir bina. Yani sokak üstünde o kadar fazla yıkılan yer var ki. Geç. Az önce o İHA'cı arkadaşlarla da konuştuk. Onlar İşte bu termal kameralarla gece görüş sistemleriyle özel hani bir canlılık var mı vesaire var mı diye kontrollerde bulunuyorlar. Dediler ki aslında bugün itibariyle artık bu kontrolleri yapmıyoruz çünkü canlı kalmadı. Özellikle havaların bu soğuk olması vesaire hani birçok insanın da hipotermiden hayatını kaybetmesine neden oldu.
Allah sizin gibi insanları başımızda eksik etmesin. Yardımsever burası neresi insanları. Oluyor tam olarak abi? İslahiye'nin Yeniköy'ü. Gaziantep'e bağlı. Gaziantep, İslahiye, Yeniköy. Yeniköy'ün eski muhtarıyım. İsmet Yaşar benim adım. Çok güzel bekliyorum. Hizmetler geliyor ama düzensiz dağıtım var. Halen çadırı yok. Halen çadırı yok. Halen çadırı yok. 8-10 ev şurada çadırsız. Şu 3 tane çadırı da İş Bankası gönderdi. Personel bizde kaldıkları için 3 gün önce ben kurdum 2 tanesini. Benim ihtiyacım bu kadar dedim. Geri kalanı da yan komşuma verdim. Arabayla gezerken enkazın üstüne gittim geldim. Bir arkadaşımız diyor ki ne? Benim 3 gündür daha boğazımda yemek geçmemiş. Ben ağladım. Üzüldüm. Keşke bu yakında olsaydı ben götürürdüm. Evet. Hatay'a. Şu an benim evimde. 40-50 kişi benim. Başım ve gözüm üstü. Kim varsa benim evime buyursun gelsin. Şu an birlik beraberlik zamanı. Biz benim evime gelsin. Elimde gelen her türlü yardımı da yaparım. 6 numara kardeşim ben bir şey istemiyorum. Ben diyorum ki ne? Devlet büyüklerine sesleniyorum. Burada herkes ev susarlar numarasına göre mümkün olduğu kadar dağıtsınlar. Sizde ricam bu. Biz ileteceğiz bunları kendi kanalımızda. Umarız ulaşır ulaşması gerekenlere. İnşallah. İnşallah. Size, benim inşallah. Size ve ekibinize ve sizin kanalınıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizler bizleri yalnız bırakmadığınız için, gelip bizleri ziyaret ettiğiniz için Allah sizin ne muradınız varsa versin. Devletine, milletine yardımcı olan herkese Allah yardım etsin. Amin amcacığım. Amin. Teşekkür ederim. Biz teşekkür sayılar ederiz. Sağ olun. Dostlar, Kahramanmaraş'ta da durumlar çok kötü. Biz özellikle AFAD'ın çadırlarının olduğu yerde değil, daha şehrin yanındaki bir yerde kurduk bu yardım şeylerini verdiğimiz alanı. Çünkü buradan oraya ulaşamayanlar da var. Oraya ulaşamayanlar olduğu için hani buraya ulaşması daha kolay. Özellikle çocuk mamaları burada çok fazla gitti, çok fazla ihtiyaç varmış. Bilginiz olsun. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkisi altına alan fakat tüm ülkeyi çok olumsuz bir şekilde etkileyen bu olay için hepimiz çok üzgünüz. Tüm hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralara acil şifalar diliyoruz. Bütün ülkemizin başı sağ olsun. Umuyorum daha karanlık günler olmaz, bu son olur. Umarız olası İstanbul depremi için de en kısa sürede gerekli önlemler alınır, gerekli adımlar atılır. Yerimizde duramadık, ani bir kararla deprem bölgesi için yola çıktık. Kendi toparladığımız koliler vardı, siz sevgili can bağlarımızdan gelen destekler vardı. Onları da toplayarak yardım sahiplerine ulaştırmak üzere yola çıktık. Yardımları, ihtiyaçları doğrultusunda birçok aileye ulaştırdık. Direkt kendimiz ulaştırdık. Tüm bu süreci Filiz ile Deniz kanalında Salı günü yayınlayacağımız videoda bulabileceksiniz. Söyleyecek çok da fazla bir şey yok dostlar. Hoşçakalın.